ederiz. Sayın İrem Uysal için efendim alkışlar. Kendisi biraz önce de bahsetti. Aslen Rizeli'dir. Kartal'da oturuyor İstanbul'da. Klinik psikologtur. Doğru mu tanımlama? Klinik psikolog olmak üzereyim. Yani olmak yüksek lisans yapıyorum. Yeni yerler keşfetmeyi sever. Dolaşmayı, evet. Eğlenmeyi sever. Mesleğiyle ilgilenmeyi de seviyor. Anladığım kadarıyla böyle kelime oyunlarını da seviyor. Evet, çok seviyorum. Kazanmayı da sever misiniz efendim? Kazanmayı isterim, severim. Bakalım. Hadi bakalım. İlk sırada yarışanın biraz risk alması lazım. Evet. İmkan sağlayacak 14 tane soru bir araya gelmiş. Sanki sizden önce birisi yarışmış da 9500 yapmış gibi. O kadar da gözüm yükseklerde. Katılın bana. Gelsin tamam, mi? Tamam, gelsin. Hadi gelsin. Sarhoşluğu geçmiş bir biçimde. Anlamında bir zarf. Ayık. Ne dersiniz? Ayık derim. 400 mu? Daha da hızlı cevaplanabilecek bir soru. Buyurun bir bakın. Deniz mahsulü olan süs tanesi. İnce. Tertemiz. Hazır denizlere, deryalara çıkmışken çok dert yaratmayacak gibi. Çünkü siz Rizelisiniz. Bilirsiniz bunları. Bir bakın. Rüzgar ve dalgaların etkisiyle geminin bir sancağa, bir iskeleye yatıp kalkması. Yalpa. Ne dersiniz? Yalpa. 500 puan daha. Çok güzel. 1800 yaparız biz bunu. Buyurun efendim 5 harfli cevapların sonuncusuna. Çok güzel başlangıç. Bir tür diş protezinin ulaşım amaçlı kullanılan bir mimarlık eserinin ortak adıdır. Hem bir diş protezinin adıdır hem de bir mimarlık eserinin adıdır. Bir yapının, ulaşım amaçlı kullanılan bir yapının. Tıpkı o ulaşım amaçlı kullanılan yapı gibi o da dişler arasında bağlantı sağlar da o yüzden. Köprü. Köprü. 500 puan değerinde 1800 kasa. Harika anladılar. Çok doğrusunu yaptılar. Hızlı başlamışlardı. Burada da süreyi kullandılar. Halen ilk dakikanın içerisindesiniz. 4 soru geldi geçti. 6 harfli cevaplarla birlikte 2000'i de aşacağız. İlkiyle birlikte 2400 bile olur. Bir görelim. Tavukların yumurtlaması için hazırlanan yer. Tavuklar için üretim platformu. Ne olabilir? Kümes, tünek, kuluçka tarzı. Daha böyle ünite şeklinde düşünelim. Koloni. Yok. Kümesteki her bir ünite. Her bir departman. Kafes değil. Değil kafes. Yumurtlaması o için. O endüstriyel tavukçuluk. Oraya girmeyin. Yumurtladığı yer. Evet. Yumurtayı bıraktığı yer tavuğun. Bir harf alayım. Yapmayın. Aldık hadi bir tane. Hoppa en güzel yerinden. Hani gittim kümese. Evet. Folluk. Fol yok yumurta yok. 500 puan. Fol nedir biliyor musunuz? Böyle yumurtlasın tavuk heveslensin diye sahte yumurtalar koyarlar. Taşlar şunlar bunlar. Onu görünce o da heveslenir yumurtlar. Öyle miymiş? Onun ismi de fol işte. Gelsin yenisi. Oldu. Bu da iki kelime. Kelimeler birbirini tekrar ediyor. Güçlükle uğraş vererek anlamlarında kullanılıyor. Zoraki. İki kelime. İki kelime. Çok güzel başladık. Zor. Artık başımı sonu mu? Onu çözersiniz. Kelimeler fonetik olarak birbirine benzer. O yüzden zaten. Zar zor. Zar zor. İki tane 7, iki tane 8, 9'lar ve 10'lar. Şimdiye kadar sadece bir harf aldık. 9700 puana doğru ilerliyoruz. Ulaşırsak da çok güzel olur. Çünkü hakkınızdır efendim. Şuna bir bakın. Çok uğraştırmayacak eminim. Hiçbir şey yemeden ve içmeden kalıplaşmış aç, olarak susuz. Aç susuz. Hemen arkasından vakit kaybetmeyeceğiniz bir 7 harfli cevabım daha var. Sorusunu görelim. Diyor ki tasarruf kutusu. Kumbara. Çok harika. Şimdi iki kelimeden oluşuyor. Sizin alanınız değil ama bir hastalıktan bahsediyoruz. Bilinen bir şey şöyle de sorulmuş. Genellikle çocuklarda görülür. Döküntülü, bulaşıcı, salgın hastalıktır. Su çiçeği. Çok güzel. 1800 puan daha 5100 oldu kasa. 9700 puan. Çok daha ulaşılabilir geliyor artık bana. Ehliyetiniz var. Hayır yok henüz. Şimdi bu tabiri muhtemelen daha önce duymuşsunuzdur. Merakınız var mı efendim otomobillere filan? Keşke olsaymış. Eyvah. Tek kelime mastarla bitiyor. İlla ki kulağınıza gelmiştir.
Zamanımız var. Hı hı. Telaş etmeyelim. Buyurun. Bazı motorlar için, bazı araçlar için yakıtı çok az tüketmek. Çok tasarruflu olmak. Rölanti tarzı bir şey. Hayır. Böyle halk ağzında kullanılan, içinde mecaz olan bir tabir. Hı hı. Su yakmak. Gibi bir şey ama tek kelime. Yakıtı çok az tüketmek. Yakıtı çok az tüketmek. Çok tasarruflu tüketmek. O anlamlarda kullanılan tek yakmamak kelime. Olumsuz bir şey yok bunda. Hmm. Gelin bir harf alalım. Alayım evet. Yardımcı olabilir alayım size. Sonu mastarlı onu biliyoruz. Mesela çok yakan için yani benzini adeta içiyor derler. Evet. Heh. Bu içmiyor. Tükürmek? Hayır. Hayır. Çok yakan için adeta içiyor yani derler benzini. Bu benzini adeta... Gelin bir harf daha. Alayım, evet. Aldık bir harf daha. Süre çünkü 57-55. Hah. Kokluyor. Koklamak. Koklamak. Alkışlar efendim. İrem Hanım için. Pratik zekanıza kurban. Biraz süre harcadık ama geriye evet kalan 4 soruyu da 52 saniyede rahat rahat cevaplarsınız. Siz 9500 demiştim hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Olacak galiba. Buyurun. Onuru haysiyeti ortaya koyan vaat. İki kelime. Onuru haysiyeti ortaya koyan. Şeref sözü. İşte oldu bitti. 900 puan değerinde de. Haydi yenisi geliyor efendim. 9 harfli cevaplar böylelikle bitiyor. Görelim. Demiş ki laktoz da denen bir hayvansal üründen elde edilen disakkarit. Süt proteini tarzı. Süt proteini. Ha gayret. Tamam. Süt geldiyse gerisini bulursunuz. Harf evet istediniz mi siz? İstedim bir tane. Ama ne 9500 ya 9400 de olur. Bir harf istedik. Ve tam da yerinden geldi. Süt şekeri. Süt şekeri. 800 puan daha. Tamam. Bundan sonrası çocuk oyuncağı. İki tanecik soru kaldı. İkisi de biner puan değerinde. Yani bu 7400'ü şu anda 7400 puandayız. 9400 yaparız. Bak. 35 saniye yeter de artar. Her ikisine birden. Haydi İrem Hanım. İthalat ve ihracatın bütününü kapsayan bir tabirdir. Dış ticaret. Ne dersiniz? Dış ticaret. İşte budur efendim. 8400. Bu da son soru, son cevap. Karate ile ilgili. Bakalım. Bundan birazcık korkuyorum. Korkmayın. Başlangıç noktası. Birçok uzak doğu dövüş sporunda başlangıç seviyesindekilerin kullandığı kıyafet aksesuarıdır. İki kelime. Beyaz kuşak. Beyaz kuşak efendim. 9400 yapıyor kasayı. Daha da güzeli. Üzerine 21 saniye arttırıyorsunuz ki tadından yenmez. Zor. İşleri zor. Ama imkansız değil. Siz de biraz hop oturup hop kaldınız. Önce bir alkışı duyalım.